Evet çocuklar, dersi hepiniz tekrardan hoş geldiniz bakalım. Burada eksik birileri var. Ha, bu en ön sıra neden boş bakayım? Yoksa bu Efekan'ın sırası mı? Ulan bu hergele Efekan yine geç kaldı değil mi? Hayır öğretmenim, geç kalmadım, buradayım. Ha, ulan hayvan herif, senin orada ne işin var ha? Neden çıktın oraya bakayım sen ha? Öğretmenim neden mi çıktım? Çünkü çıkabiliyorum. Ben bir süper kahramanım, bilmiyor musunuz? Evladım anladık. Örümcek adamsın diye her yere çıkmam mı gerek? Evet öğretmenim ya. Bu da iyi ki bir örümcek ısırdı. Örümcek adam oldu. Kendini bir şey sanıyor. Sana ne oluyor Kamil? Sana ne oluyor? Senin tepene mi çıktık? Biz hepimiz sırada oturuyoruz. Sen niye oraya çıkıyorsun öğretmenim? Bence ona güzel bir ders verin. Geç ulan yerine. Geç ulan yerine hergele. Tamam öğretmenim ya. Geçiyorum işte. Ne kızıyorsunuz ya? Ne kızıyorsunuz? Neyse çocuklar, fazla vakit kaybetmeden yazılımıza geçelim. Of ya öğretmenim, yine mi sorular soracaksınız ya? Neyse ben her şeyi çok iyi bilirim zaten. Hadi lan oradan. Ulan bu var ya Efekan var ya, kendini bir şey sanmaya başladı artık ha. Aynen kardeşim ya, süper güçleri var diye kendini bir şey sanıyor. Ay bence Efekan çok havalı, o bir örümcek adam, istediği gibi uçabiliyor. Evet Zeynepciğim, çok iyi biliyorsun, istediğim gibi uçabilirim. Bütün sorulara da doğru cevap veriyorum, kıskanıyorlar işte beni. Hadi lan oradan, ne kıskanacağız oğlum seni, ben senden bir kat daha yetenekliyim. Ola oğlum, kıskanmayın oğlum Efekan'ı, kıskanmayın oğlum. Evet çocuklar, bakalım bu kadar yetenekli olduğunuz gibi bilgilerde de başarılı mısınız? Öğretmenim ben bütün soruları bilirim. Bu Efekan var ya, anca uçsun kaçsın zaten. Kafası çalışmıyor ki. He, bana bak Kamil, sana ne oluyor birader? Benle böyle konuşma bak. Konuşuyorum işte. Konuşursam ne olur oğlum? Kostümün var diye kendini havalı sanıyorsun. Evet çünkü havalıyım. Örümcek adam kostümüm var. Atabiliyorum, uçabiliyorum. Evet çocuklar, tartışmayın. Şimdi size bazı sorular soracağım. Yanlış cevap verenlere dayak var. İlk sorunuz geliyor. 100 artı 100. Öğretmenim 200, 200. Efekan oğlum, parmak kaldırıyoruz burada ya. Niye hemen atlıyorsun? Efekan aferin evladım, doğru bildin. Bu Kamil dübürünü güzel mort ettin. Evet öğretmenim ya, bu sınıfın en zekisi, en havalısı, en yakışıklısı benim. Şuna bak ya, bir soruyu bildi diye nasıl da havalara giriyor. Evet sucuklar, ikinci sorunuz geliyor. Hazır mıyız? Söyleyin bakalım çocuklar, yaz tatili kaç ay sürer? Öğretmenim şey, ben söyleyeyim. Öğretmenim yaz tatili 3 ay sürer tabii ki, çok basit, çocuk oyuncağı. Aferin Efekan evladım, bu soruyu da sen bildin, bravo. Ya öğretmenim ben cevaplayacaktım, hemen atlıyor, söz hakkı almadan konuşuyor. Oğlum sabaha kadar seni mi bekleyeceğiz lan Kamil? Ulan var ya, göreceksin, diğer soruları da ben bileceğim. Evet çocuklar, iki soru sorduk, ikisini de Efekan bildi. Şimdi sorularımıza devam ediyoruz. Bu arada siz de bu soruların cevabını biliyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım, annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Hadi öğretmenim sorun sorun, cevaplamak için sabırsızlanıyorum. Ulan şuna güzel bir ders verip aslında haddini bildirsem süper olur da. Evet çocuklar, şimdi söyleyin bakalım, bir yılda kaç ay vardır? Bir yılda 15 ay vardır öğretmenim. Keko, hayır evladım yanlış bildin. Başka cevap vermek isteyen yok mu? Öğretmenim bir yılda 20 ay vardır. Fakir zombi evladım, sen de yanlış cevap verdin. Bir yılda kaç ay vardır? Söyleyin bakalım. Öğretmenim ben söyleyeyim. Ben cevabı biliyorum, lütfen ben söyleyeyim. Öğretmenim çok basit ya, bir yılda 12 ay vardır. Wow, bravo Efekan. 3'te 3 yaptı. 3 soruya da doğru cevap verdi. Aferin evladım, gerçekten çok zeki bir çocuksun. Ama öğretmenim haksızlık var ya, ben söyleyecektim. Hep her seferinde ona söz hakkı veriyorsunuz. Ya hadi oğlum, sen beni bilgi yarışmasında hayatta yenemezsin. Var mısın o zaman bilgi yarışmasına? Gel hadi gel, tahtaya çıkalım, bilgi yarışması yapalım. Vay 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 çocuklar, demek bilgi yarışması yapacaksınız öyle mi? Öğretmenim benim için çocuk oyuncağı, ben ondan daha zekiyim. Tamam lan o zaman, gel tahtaya, Baldi bize sorular sorsun, bakalım kim kazanıyor görelim. Evet çocuklar, tahtaya geçin bakalım, hazırsanız sorularınızı soruyorum. Sorun öğretmenim, ben hazırım, doğuştan hazırım. Ben de hazırım öğretmenim, sorun hadi. Evet çocuklar, söyleyin bakalım. Şimdi 1500'ün yarısı kaçtır? 1500'ün yarısı kaçtı. Öğretmenim çok basit, 750. Vay 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 Efekan evladım, bravo. Şimdi size teker teker sorular soracağım. İşte bu be, 1-0 öndeyim. Hemen öyle sevinme oğlum, yeneceğim seni, göreceksin. Hadi lan oradan, sen mi beni yeneceksin oğlum? 1-0 öndeyim işte, 1-0 öndeyim.
Madem kendine çok güveniyorsun, o zaman bir iddiaya girelim. Kuru kuru yalışmayalım. Tamam, girelim. Ne iddiasıymış o, söyle bakalım. Eğer bu bilgi yarışmasında seni yenersem örümcek adam kostümünü bana vereceksin. Hı, ama kostümümü verirsem güçlerimi kaybederim. Oğlum, risk budur. Madem benden iyi olduğunu düşünüyorsun, o zaman hadi. Tamam, o zaman ben kazanırsam sen bana ne vereceksin? Eğer sen kazanırsan ben de bu sınıfı terk edeceğim. Bir daha da asla geri gelmeyeceğim. Tamam lan, anlaştık, hadi. Evet çocuklar, yarışmaya devam ediyoruz o zaman. Ulan seni bir yeneyim de o kostümünü bir alayım da gör bakalım, bu sefer hiçbir şeyin kalmayacak işte. Evet çocuklar, ikinci sorunuz geliyor. Kamil evladım, bu soruyu sana soruyorum, iyi dinle. Çok basit bir matematik sorusu. 2 kere 2 kaç eder? Öğretmenim, 2 kere 2 4 eder. Aferin, bravo. Durum şimdi 1-1 oldu. Sıra bende, bana da sorun öğretmenim. Çok kolaydı bu soru. Evet Efekan, söyle bakalım, 700 çarpı 800 kaç eder? 700 çarpı 800 mü? Ya öğretmenim, Kamil'e basit soru sordunuz ama. Evladım sırayla soruyorum, söyle bakalım, 700 çarpı 800 kaç eder ha? Öğretmenim ne bileyim ben, 157 bin. Hayır, yanlış bildin. Durum 1-1. Sıra bende. İşte şimdi durumlar eşitlendi. Bana sorun öğretmenim. Kamil söyle bakalım evladım, 5 artı 5 kaç eder? 5 artı 5 10 eder öğretmenim, 10 eder. Evet, bravo. Şimdi durum 2-1. Kamil'e çok basit sorular soruyorsunuz öğretmenim. Yani neyse, yine de yeneceğim. Efekan evladım, senin sorun geliyor. Söyle bakalım, 785 bin çarpı 956. Öğretmenim, bu nasıl bir soru böyle ya? Ben bunu nereden bileyim? Eyvah oğlum, Efekan yeniliyor. Kostümünü vermek zorunda kalacak. Ya öğretmenim, çok zor sorular soruyorsunuz bana ya. Hile var, hile. Ne oldu oğlum? Az önce artistlik yapıyordun. Hadi ne oldu? Bak ben öndeyim. Evet Efekan, cevabını alalım. Öğretmenim bilmiyorum. O zaman durum 2-1. Şimdi tekrardan Kamil'in sorusu geliyor. Sorun öğretmenim, hadi sorun, bekliyorum. Kamil söyle bakalım evladım, 5 tane armutum var, 2 tane daha armut aldım, kaç armutum olur? 5 armutumuz var, 2 tane daha aldık, yani 5 artı 2 7 yapar öğretmenim. Bravo Kamil, senin şu anda durumun 3-1. Kamil 3-1 önde, Efekan yeniliyor. Ya öğretmenim, bana böyle zor sorular sormayın, sıra bende. Tamam evladım, sana da basit bir soru soruyorum Efekan. Şimdi söyle bakalım, sana bir çarpma işlemi vereceğim. Verin öğretmenim, verin hadi, kolay olsun. Merak etme yavrucuğum, çok kolay olacak. Söyle bakalım, 856.456 çarpı 75. Ne, 856.456 çarpı 75 mi? Öğretmenim ben bunu nereden bileyim? Ya böyle soru mu sorulur ya, hile var. Kamil'e çok basit şeyler sordunuz. Hadi evladım, cevabını alalım. Öğretmenim cevap 35. Hayır, bilemedin. 4-1 Kamil önde. Oğlum o kostümün benim olacak. Örümcek adam ben olacağım artık. Hayır ama ya, haksızlık var. Arkadaşlar burada bir haksızlık var. Haksızlık olduğunu düşünenler yorumları yazsın. Evet, son sorunuz geliyor. Bu soruyu bilen kazanır. Sorun öğretmenim sorun. 4-1 öndeyim zaten. Of ya of, buradan çevirmem lazım. Yoksa kostümümü vermek zorundayım. Kamil söyle bakalım evladım, 1 artı 1 kaç eder? 1 artı 1 mi? 2 eder tabii öğretmenim. Bu ne böyle ya? Haksızlık var, kabul etmiyorum. 1 artı 1 ne ya? Bu kadar basit soru mu olur? Doğru cevap. Kamil 5, Efekan 1. Of ya, şimdi benim sorum geliyor. Kesin çok zor soracak. Yok evladım, ben eşit zorlukta sorular soruyorum. Efekan, şimdi senin sorun geliyor yavrum. Söyle bakalım Efekancığım, 756 milyar çarpı 896 bin500. Çok basit. Söyle bakalım cevabı. Oha, artık bu kadar da fazla ya. Ben hayatımda böyle bir sayı duymadım. Evet, yanlış cevap verdin. Böylece 5-1 Kamil kazandı. Bravo Kamilciğim, bilgi yarışmasını sen kazandın. Aferin evladım. Sağ olun öğretmenim. Teşekkür ederim. Böylece iddiayı da ben kazanmış oldum ve bu örümcek adam kostümü artık benim oldu. Hayır ya, hayır, kabul etmiyorum. Hile yaptınız. Baldi sana çok basit sorular sordu ama böyle olmaz ki. Ben anlamam. Anlaşma anlaşmadır. Kostümünü çıkart bakalım. Benim oldu. Artık örümcek adam benim. Vay ula oğlum, Efekan kaybetti. Efekan artık ezik oldu. Evet arkadaşlar, kostümümü aldım. Gördüğünüz gibi artık örümcek adam benim. Örümcek Kamil.
Hayır ya, haksızlık var, haksızlık var. Şuna bakın, ezik kaldım. Ay Kamil, bravo. Çok havalı oldun. Sana daha çok yakıştı bu kostüm. Kardeşim, aynen ya, süper oldu. Sağ olun arkadaşlar, sağ olun. Artık ben örümcek Kamil oldum. Hayır ya, ben ne yapacağım şimdi ya? Ben ne yapacağım? Ne olur yardım edin. Çok fakirim, çok eziyim. Allah rızası için bana yardım edin arkadaşlar, ne olur. Ha, yürü git lan. Allah versin pis fakir. Of ya, gerçekten kostümümü kaybettim. Dilenci oldum. Keşke yarışmaya girmeseydim. Onlar kesin hile yaptılar. İşte Balde öğretmenim. Anlaştığımız gibi bana kolay sorular sormanız için size bu parayı veriyorum. Sağ ol evladım, sağ ol. Ne demek? Bana kolay sorular sordunuz. Sayenizde o FK'nı yendim ve kostüm benim oldu. Bu paraları hak ettiniz. Buyurun. Benim canım evladım. Sen bana paraları ver. Ben sana hep kolay sorarım. Merak etme. Güzel kandırdık o FK'nı. Arkadaşlar, bu işin içinde kesin bir hile var. Arkamdan oyun oynadılar. Eğer bunu biliyorsanız yorumlara yazın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.